Merhaba, ben Nesibe. Yeşil Yeniden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Popeyes Black and Ranch sosu evde kendimiz nasıl yapabiliriz? Onun tarifini paylaşıyorum. Bu sosu evde kolaylıkla yapabilirsiniz ve tavuk yemeklerinin yanında ya da patates kızartması yanında ya da cips yanında dip sos olarak kullanabilirsiniz. Popeyes Black and Ranch sos için öncelikle blackened seasoning'i hazırlamamız gerekiyor. Yani blackened baharat karışımını hazırlamamız gerekiyor. Ama siz bu karışımı kendiniz hazırlamak istemezseniz ve daha kolay bir dengini isterseniz videonun ilerleyen kısımlarında da ondan bahsedeceğim. Blackened seasoning'imizi hazırladıktan sonra da sosumuzu hazırlayacağız. Ben bu sosu Chicago'da yaşadığım yıllardan beri yaptığım için Amerikan ölçüleriyle yapıyor olacağım. Ama tabii ki kullandığım Amerikan ölçülerinin Türk karşılığından da bahsediyor olacağım. Alttaki açıklamalar kısmında da kolaylıkla bulabilirsiniz. Blackened seasoning için öncelikle bir tabağa 2 yemek kaşığı pul biberimizi alalım. 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber. 1 yemek kaşığı soğan tozu, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, bende kuru sarımsak vardı, onu değirmenden çektim. 1 çay kaşığı karabiber, yine değirmenden çektim. Ve 1 çay kaşığı da deniz tuzu, yarım çay kaşığı kurutulmuş fesleğen, yarım çay kaşığı kekik ve yarım çay kaşığı oregano. Oregano'nun Türkçesini tam olarak bilmiyorum. Kekik diye geçiyor ama aslında bizim bildiğimiz kekikten biraz daha farklı. Belki daha kekiği olabilir. Belki Türkiye'de oregano olarak da satılıyor da olabilir. Eğer elinizde İtalyan baharat karışımı varsa ondan 1,5 çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Bütün bu baharatları iyice birbirleriyle karışmaları ve tamamen toz haline gelmeleri için elinizde varsa bir baharat öğütücüden geçirin. Elinizde baharat öğütücü yoksa benim gibi bir blenderdan ya da herhangi bir öğütücüden geçirelim. İyice toz haline gelene kadar öğütelim ve hazırlamış olduğumuz bu blackening seasoning'i, bu blackening baharat karışımını temiz bir kaba alalım. Bunu sosumuzda kullanacağız. Artanın da başka zamanlarda başka şeyler için kullanabilirsiniz. Bu çünkü çok güzel bir baharat karışımı. Benim bu verdiğim baharat karışımı tarifi evde olan temel ürünlerle yapılan bir baharat karışımı. Blackening seasoning'i yapmak yerine evinizde varsa kajun baharatını da kullanabilirsiniz. Aslında ikisi tam olarak birbirinin aynı değil. Arada küçük nüans farkları var. Kajun baharatındaki baharat oranları biraz daha farklı. Baharatımızı hazırlayıp temiz bir kaba aldıktan sonra şimdi sosumuzu hazırlayalım. Black and Ranch sosumuz için öncelikle gördüğünüz gibi bir dal maydanoz ve bir dal dereotunu küçük küçük, mümkün olduğunca ince doğrayalım. Üzerinden tekrar gidip iyice inceltmeye çalışalım. Eğer taze dereotunuz yoksa o çok önemli değil ama maydanoz önemli. Taze maydanozunuz yoksa onun yerine evinizde varsa kurutulmuş maydanoz da kullanabilirsiniz. Ama lütfen onu da küçücük ufalayın. Maydanoz ve dereotumuzun üzerine gördüğünüz büyüklükte bayağı irice bir sarımsağı ezelim. Lütfen doğramayalım, ezelim. Bir, 1,5 yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyelim. Dolu dolu 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyelim. Ve yine gördüğünüz gibi dolu dolu 4-5 yemek kaşığı mayoneze ekleyelim. Ve hazırlamış olduğumuz blackening seasoning karışımından 2 yemek kaşığı ekleyelim. Eğer siz çok daha fazla acı olsun istiyorsanız belki biraz daha artırabilirsiniz. Ama orijinal tarifte 2 yemek kaşığı. Ve bütün bu malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştıralım.
Black and Ranch sosumuz artık servise hazır. Bu sosu çıtır tavuklarımızın yanında, patates kızartmalarının yanında ya da istediğiniz herhangi bir yemek yanında sos olarak kullanabilirsiniz. Hepsine de çok yakışıyor. Ya da partilerinizde cips yanında dip sos olarak da çok yakışıyor. Umarım tarifi dener ve sevdiklerinizle birlikte güzel günlerde afiyetle yersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere, sevdiklerinizle birlikte afiyette kalın.